Ben de Davutpaşa'da 18 yaşında kardeşimi kaybettim. Aslında ben konuşmayacaktım ama demin burada otururken iktidara yakın bir medya grubu canlı yayına almak istedi beni. Canlı yayındaydık. İdris arkadaşımın söyledi konuları aslında ben orada değindim. Değinirken tabii muhabir bir taraftan başka bir kılığa girdi, kameraman başka bir kılığa girdi. Şimdi buradalarsa kusura bakmasınlar ama bunlar bu ülkenin gerçekleridir. Siz suçluları teşhir etmediğiniz sürece burada bizler nöbeti tutmaya devam edeceğiz ve ülkenin her bir dört tarafından da işçi cinayetleri haberi gelecekler. Muammer Güler o zaman valiydi ve biz aileler olarak kendisinden randevu talep ettik. Randevumuzu bile kayda değer almadı ve maalesef mükafat üstüne mükafat veriyorlar. İşte valiyken milletvekili oldu, milletvekiliyken İçişleri Bakanı oldu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na dokunuyorum, yine ona dokunma diyor. Tabii canlı yayında olduğumuz için de müdahale edemiyorlar. Şimdi bu ülkede siz bunları medya olarak aklamaya çalıştığınız sürece işçiler her gün daha fazla ölecek. Ve maalesef bizler de burada vicdan ve adalet nöbetini sadece vicdan ve adalet nöbetsiz tutacağız. Yani bu ülkede yargıya olan güven bu şekilde zedeleniyor. Ben vatandaşsam eğer başımdaki hükümete veyahut da iktidara, belediye başkanına oy veriyorsam beni öldürmek için değil, benim can sağlığımı, güvenliğimi sağlaması içindir. Benim kardeşim 18 yaşındaydı. Daha hayatının bağrındaydı. Peki ne suçu vardı? Suçu bu ülkenin ekonomisine alın terini dökmek miydi yani? Veyahut da gidip de bir yerlerde soygun veyahut da işte adam mı öldürseydi? Ailesine katkıda bulunmak için sabahın köründen kalkıyor, işe gidiyor. Annesine, babasına, işte kardeşlerine, aile ekonomisine katkıda bulunmak için. Ve bunu da canıyla ödüyor. Bu yetmiyormuş gibi bize diyorlar ki bunları dile getirmeyin. Belediye başkanı aklansın, vali aklansın, hükümet aklansın. E peki kardeşim o zaman suçlu kimdir? Biz miyiz yani? Biz çocuklarımızı veyahut da işe gönderdiğimiz için, bizler gidip çalıştığımız için bizler suçlu muyuz? Eğer suçluysak o zaman tamam, onlar yargılanmasın, bizler yargılanalım. Bakın geçen ceza davası duruşmasında belediye başkanı gelecekti, gelmedi arkadaşım, ona değindi. Ben başka bir konuya değineceğim. 40 tane zabıta memuru var orada, görevli. Mesai saatlerinde adliye görevinde oradaki zabıta müdürlüğü korumak için gelmişler. Malum mahkeme salonu ufak olduğu için bize kendileri dedik ki arkadaş burada bak mağdur aileler var. Bu ailelere siz yer verin. Burada bulunmanız gerektiren bir şey yok. Dövmüyoruz, sövmüyoruz, şey yapmıyoruz yani. Biz burada kendi davamızın peşindeyiz. Sakin sakin oturuyoruz. Ve çıkışta da koluma giripler bizi tehdit ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Ve burada ben de söylüyorum o vicdan sahiplerine, sivil toplum örgütlerine, siz 40 tane zabıta memuru kadar olamadınız mı? Bu aileleri orada yalnız bırakaraktan hakikaten vicdanlarınız rahat mı? İşte maalesef sizler böyle yaptıkça bu ülkenin hali de budur. Biz şu anda kendi davamızdan ziyade diyoruz ki başka işçi cinayetleri olmasın. Ve biz bunları söylerken her gün 8 ile 10 işçi ölüyor. Bakınız Gaziantep'te yine 7 tane işçi kardeşimiz öldü. Peki bu ailelere bunları yaşatmak kimin ne hakkı var yani? O insanlar gidip çalışmasın mı? Annelerine babalarına bakmasınlar mı? Ondan sonra bu ülkede işte insanlar anarşi oluyor, şu oluyor. E kardeşim sen devlet olarak görevini yapmazsan aç kalan adam her şeyi yapar ve sen bunu da suçlayamazsın. Teşekkür ediyorum.